Nagihan Alçı, Ali Babacan hareketinde son durum. Bu köşede daha önce yazdığım gibi Ali Babacan Eylül ayını beklemedi ve 8 Temmuz itibariyle istifasını vererek kurucu lideri olacağı partinin startını verdi. Onunla birlikte hareket eden ve kamuoyunun iyi tanıdığı epey sayıda AK Partili eski bakan ve üst düzey yetkili var. Ancak Babacan'ın 8 Temmuz deklarasyonuna rağmen hala hiçbiri demeç vermek istemiyor. İsimsiz açıklamalar devam ediyor. Ben epey zorlamaya çalıştım fakat kenetlenmiş biçimde bu kararlarını sürdürüyorlar. Üzerinde durulan iki isim. İsim olarak Özgürlük ve Hukuk Partisi henüz kesin değil ama kuvvetli ihtimal. Öte yandan Huzur Partisi olma önerisi de var. Özellikle parti içindeki 60 yaş üstü kuşaktan geliyor bu öneri. Hareketin konuştuğum önemli bir kurmayı şöyle dedi. Nagihan Hanım milletimizin özgürlüklere ve gerçek bir hukuk devletine ihtiyacı olduğu kesindir. Fakat Özgürlük ve Hukuk Partisi fazla entelektüel ve fazla liberal tınıda bir parti adı. Kısaltması da sevimsiz. Elbette Sizler gibi halk içinde tanınan liberal demokrat aydınların desteğinden memnun oluruz ama milletimiz çok daha yalın ve gündelik dilde yaygın bir şeyi talep ediyor bugün. O da tek kelimeyle huzur. Ülkemizde her kesimden hemen herkes huzursuz ve tedirgin. İşte o sebeple Huzur Partisi ismi kanaatimce daha isabetlidir. 2019 Türkiye'sinde özgürlük ve hukuk gibi temel kavramlar hala Fazla entelektüel ve fazla liberal tınlıyorsa vah halimize diyesim geliyor ama ben böyle düşünenleri de anlıyorum. Huzur Partisi daha yerli ve milli gözüküyor olabilir. Hukuk da, özgürlük de halkın umurunda. Öte yandan hukuk ve özgürlük halkımızın umurunda değil diyenlere katılmıyorum. Bence o durum geride kaldı. Ülkemizdeki 5 kişiden biri hakkında bir şekilde adli işlem başlatılmış. Bu büyük toplumsal oran Türkiye tarihinde ilk kez oluyor. Şahıslar arası ihtilafları da katarsak toplumun çoğunluğu bir şekilde mahkemelere düşmüş durumda. Muhbirlik ve jurnalcilik mekanizması toplumu bir ur gibi sarmış. Yani sadece entelektüelleri ilgilendiren bir konu değil artık, özgürlük ve hukuk. Herkes için yaşamsal bir olgu. Mehmet Şimşek var mı? Mehmet Şimşek'in Ali Babacan hareketinin içinde bulunup bulunmadığı çok tartışılmıştı. Kesin olarak söyleyebilirim ki Şimşek bu hareketin bırakın içinde olmayı tam da göbeğinde yer alıyor. Londra'daki finans ve iş çevrelerine bu oluşumun tanıtımını yapan bizzat Mehmet Şimşek. Yeni partinin Türkiye ekonomisini tekrar düze çıkarabileceğini anlatıyor. Yani Mehmet Bey Özgürlük ve Hukuk Partisi'nin nomenklaturasının içinde. Daron Acemoğlu'nu babacan çok istiyor. Dünyaca ünlü liberal iktisatçımız Daron Acemoğlu'nun bu hareketle ilişkisi de çok tartışılıyor. Şunu söyleyebilirim ki Ali Babacan Acemoğlu'nun bu partinin içinde ve kurucular kurulunda yer almasını çok istiyor. Öte yandan parti programının hazırlanması sürecinde Acemoğlu'nun fikirlerinden çok istifade ediliyor. Yani bir yakın teması var. Fakat Acemoğlu kurucular kurulu üyesi olmayı kabul eder mi? Sanmıyorum. Şimdi herkesin sorduğu sorulara gelelim. Ali Babacan'ın başında olacağı Özgürlük ve Hukuk Partisi ya da Huzur Partisi bir iktidar alternatifi olabilir mi? Siyasal hayatta başarılı olabilir mi? Bir tarihsel şahsiyet olarak Erdoğan. Bu sorular Recep Tayyip Erdoğan olgusunun tarihsel sembolik kişiliğini es geçen ve Tayyip Bey'in tıpkı Özal gibi, Demirel gibi, Menderes gibi bir siyasetçi olduğu ön kabulüyle yöneltilen sorulardır bence. Halbuki daha önce de birçok kez söylediğim gibi, Erdoğan'ı artık bir siyasetçi olarak değil, tarihi bir şahsiyet olarak görmek gerekir. Erdoğan muhafazakarların Mustafa Kemal'idir. Onu Menderes ve Özal ile birlikte anmak da bir yanılgı. Erdoğan artık Mustafa Kemal gibi, Abdülhamit gibi bir tarihsel sembol şahsiyet. Sevin ya da sevmeyin ama objektif durum bu. Türkiye'nin son 150 yılına 3 büyük isim damga vurmuştur. Sultan Hamid, Kemal Paşa ve Tayyip Bey. Birbirleriyle farklı siyasal çizgilerde olan ama tarihsel kimlik tanımında ortaklaşan üç şahsiyet. Menderes ve Özal'a olan sevgimi siz okurların biliyorsunuz. Ama bu iki isim tarihsel şahsiyet olarak görmek yanlış olur. Erdoğan'sa toplumun önemli bir kısmının gözünde her ne kadar çevresindeki kimi isimlere kızılsa da hala vazgeçilmez. Dindarların büyük çoğunluğu için onları ikinci sınıf insan olmaktan çıkartarak sosyolojik eşitlenmeyi sağlamış bir kurtarıcı Erdoğan. Hatalar da yapsa bu gerçek değişmez. Tıpkı laik kesim için Kemal Paşa'nın manevi konumu gibi. Dolayısıyla ben de Türkiye'nin başta Kürt meselesi olmak üzere kimi kronik sorunlarını hala Tayyip Erdoğan'ın çözebileceğine inanıyorum. Buna yalnızca Erdoğan'ın gücünün yeteceğini düşünüyorum. Babacan hareketin ne zaman faydalı olur? Eğer Erdoğan kafaya koyarsa Türkiye bazı meselelerde 180 derece manevra yapabilir. Bir anda bambaşka ve herkesi şaşırtacak bir Türkiye fotoğrafı çıkabilir. Erdoğan'ın bunu yapmak için siyasal gücü var. AK Parti kadrolarının da önemli bir kısmının özgürlükçü ve demokratik bir Türkiye yönünde istekleri olduğunu biliyorum. Ancak ufak bir azınlık daha otoriter ve Rusya tipi bir Türkiye istiyor. Ali Babacan hareketinin çıkışı eğer AK Parti içindeki daha özgürlükçü ve demokrat damarı harekete geçirirse faydalı olur. Yok eğer o ufak azınlık zihniyeti galip gelirse bu ülkenin yaşayacakları konusunu burada yazmak bile istemiyorum. Nagihan Alçı, Habertürk